arkadaşlar. Milletimiz her güçlük ve zorluk karşısında durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Savaşlarla, devrimlerle geçti bir ömür. Büyük harpten çıkan bir ulusun küllerinden yeniden doğmasına önderlik etti. 10 Kasım sabahı 9'u 5 geçe o derin mavi gözlerini ebediyen kapadı. Son yolculuğun hikayesini anlatacağız. Atanın evlatlarının ona vedasını. Mustafa Kemal Atatürk'ün naaşı 13 Kasım'da Dolmabahçe Sarayı'ndaki 71 numaralı odasından merasim salonuna getirildi. Kurşun tabut, gül ağacından başka bir tabuta, ardından da katafalka konuldu. Üzerine Türk bayrağı örtüldü, güllerle donatıldı. Çevresine 6 oku temsil eden 6 meşale konuldu. 16 Kasım 1938 günü sabah 10'da katafalk ziyareti başladı. Atatürk'ün ölümünün toplumda yarattığı şok dalgası büyüktü. Daha 57 yaşındaydı. Mavi gözlü dev ne savaşlardan galip çıkmıştı. Bu hastalığı da atlatır diye düşünülürken en kötüsü olmuştu. Atanın çocukları işte bu ruh haliyle Dolmabahçe'nin merdivenlerine çıktılar. Katafalkta yatan atalarını son kez selamlarken artık gözyaşları durmuyordu. Ağlayanlar arasında paşalar da vardı. Büyük taarruzda düşman atlarını dağıtan, İzmir'e ilk giren Yıldırım süvarilerinin komutanı Fahrettin Altay. Ömrü savaşlarda geçmiş, o sert ve çelik gibi komutan dahi gözyaşları içindeydi. Yüksek demir kapılar ardına kadar açılmış, güller solmuş, fıskiyeler susmuştu. Sadece sarayın merdivenlerinden çıkan yüz binlerce insanın ayak sesi duyuluyordu. Haberi duyan yola koyulmuştu. Düzgün kıyafetleri içinde memurlar, balıkçılar, hamallar, tüccarlar ve işçiler, yaşlı, solgun yüzlü siyah çarşaflı kadınlar arasında kürklü mantolu hanımlar, herkes yas tutuyordu. Tek bir kişi bile sarayın halılarına, resimlere, kristal avizelere bakmıyordu. Tüm bakışlar sadece yüksekte duran, yanında genç subayların bronzdan heykellermiş gibi dimdik nöbet tutukları tabuta dikilmişti. Ulus gazetesine göre 17 Kasım'da naaşı ziyaret etmek isteyenlerin gece saatlerindeki sayısı dakikada 250'yi bulmuştu. Ziyaretler ertesi günde sürdü. Saraya gelenlerin sayısı 300 bini aştı. İnsan selindeki izdihamda hayatını kaybedenler de oldu. Yaşanan bu acı hadise nedeniyle Atatürk'ün cenaze namazının camide kılınmamasına karar verildi. Hükümet yeni bir facianın yaşanmasından kalabalığı kontrol edememekten çekiniyordu. Diyanet İşleri Başkanı Rıfat Börekçi, onun cenaze namazı tertemiz hale getirdiği bütün vatanda, bu farizanın yerine getirilebileceği her yerde kılınabilir dedi. 19 Kasım sabahı Dolmabahçe Büyük Salon'da saflar halinde paşalar, subaylar, görevliler ve Atatürk'ün yakınları son dini görevi yerine getirdiler, cenaze namazını kıldılar. Atanın Ankara'ya uğurlanması, son yolculuk cenaze namazının kılınmasının ardından başladı. 12 silah arkadaşı general Atatürk'ün ömrünü adadığı Türk bayrağının altındaki tabutuna omuz verdi, naaşı Dolmabahçe Sarayı'ndan çıkarıldı, top arabasına yerleştirildi. Fındıklı Karaköy üzerinden Sarayburnu'na doğru yürüyüşe geçildi. Mahşeri bir kalabalık, gözyaşlarından oluşan bir ırmak ağır ağır aktı. Yazar Sunay Akın'ın anlattıklarına göre o sırada peş peşe çıt, çıt, çıt sesleri duyuldu. Atanın tabutuna düğmeler düşüyordu. Yahudi vatandaşlar, keriya ritüelleri gereği Atatürk'ü düğmelerini kopararak uğurluyordu. Giysiden parça kopartmak, ben senden sonra eksiğim anlamı taşıyordu. Gazetelere göre cenaze merasimine 600 bin kişi katılmıştı. O günün İstanbul nüfusu 750 bin civarındaydı. Atatürk'ün İstiklal Madalyasını taşıyan bir general, silah arkadaşları, Başbakan Celal Bayar ve çocuklar hüzünle ardından yürüyordu. Naaş, Galata Köprüsü'nden geçirilirken Karaköy ve Eminönü civarındaki binaların çatıları bile tıklım tıklımdı. İstanbullular cenazeyi görebilmek için yeni caminin şerefelerine, kubbesine tırmandı. Eşimle ben cenaze alayını daha iyi görebilmek için yeni cami minarelerinden birinin birinci şerefesine çıkmıştık. Karaköy'e kadar her yer insanla doluydu. Nihayet köprünün Karaköy ucundan cenaze alayı göründü.
En önde elinde siyah şapkasıyla başı açık yürüyen Celal Bayar, arkasından top arabasında Atatürk'ün tabutu. Arkasından tekbir sesleri, matem havası, çalan askeri mızıka ve sonra gençler, öğrenciler ve bir kara bulut yığını, halk yığınları. Aşağıdan ilahi sesleri ve hıçkırıklar yükseliyordu. Ulu Önder'in naaşı Sarayburnu'ndan omuzlara alınıp İzmit'e götürülmek üzere Yavuz zırhlısına bindirildiğinde saatler 12.45'i gösteriyordu. İzmit yolunda Yavuz zırhlısına saygı uçuşu yapan Türk Hava Kuvvetleri uçakları eşlik etti. Yavuz İzmit'e vardığında naaş generaller tarafından top arabasına taşındı. Atanın naaşı Ankara'ya trenle götürülecekti. Özel bir vagona yerleştirildi. Tren matemdeki bir milletin gözyaşlarıyla ağır ağır yola çıktı. Tren Ankara garında da mahşeri bir kalabalık tarafından karşılandı. 27 Aralık 1919'da Ankara'ya ilk gelişinde de böyle bir kalabalık karşılamıştı Atay'ı. Ama bu sefer vuslatın karşılığı hüzündü. Dev Türk bayrakları, defne yaprakları, karanfillerle bezeliydi kara trenin beyaz vagonu. Naaşı askerlerin omuzlarında top arabasına konuldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önünde bir katafalk hazırlandı. Atanın başkentte halkıyla vedalaşacağı ilk yer orası oldu. Da İstanbul'daki gibi 101 pare top atışıyla Atatürk'ün naaşı son yolculuğuna uğurlanıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden 12 yüksek rütbeli subay eşliğinde yola çıkan, top arabasıyla çıkan Atatürk'ün naaşı yaklaşık 2 saatten fazla, 3 saate yakın bir zaman diliminde, o çok kısa olan bir mesafede Etnografya Müzesi'ne ancak ulaşıyor. Çünkü halkın kendiliğinden cenaze törenine yoğun bir katılımı söz konusu. Ertesi sabah atanın naaşı meclis önündeki katafalktan alındı. Top arabasına konuldu. İstikamet Etnografya Müzesi'ydi. Ebedi istirahatgahı olarak tercih edilecek yer henüz tespit edilmediği için geçici olarak bir yere konulması düşünülüyor. O sırada Ankara'da bulunan devlet erkanının rahatlıkla ulaşabileceği Ankara'nın müstahkem bir mevkiinde olan Etnografya Müzesi Atatürk'ün naaşının konulması için tercih edilen müstakil bir alan. Hava yağmurluydu o gün. Milletin yasına gökyüzü de katılmıştı ve Atatürk'ün naaşı Etnografya Müzesi'ne taşındı. Sadece Türk vatandaşları yoktu Ulu Önder'in geçtiği yollarda. Daha birkaç sene öncesine kadar savaştığı, cephe kadar masada da mücadele ettiği ülkelerin temsilcileri de vardı. Onlar da bu büyük dehayı son yolculuğuna uğurlamaya gelmişti. Ve 15 yıl sonra, 8 Kasım 1953 Pazar gecesiydi. Aynı zamanda patolog olan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden Profesör Doktor Kamile Şevki Mutlu'nun ev telefonu çaldı. Arayan Ankara Valisi Kemal Aygün'dü. Aygün, "Hocam, 10 Kasım günü atamızın naaşını Anıtkabir'e taşıyacağız. Bunun için bir komite kurduk," dedi. Naaşın bozulmadan korunduğunu belgelemek için muayene etmesini istedi. Aslında tabut nakilden bir hafta önce çıkarılmıştı geçici kabirden. O bir hafta boyunca öğrenciler, subaylar ve generaller katafalk başında ihtiram nöbeti tuttu. 9 Kasım sabahı komiteyle birlikte Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Meclis Başkanı Refik Koraltan, Başbakan Adnan Menderes ve üst düzey devlet yetkilileriyle atanın kız kardeşi Makbule Ata'dan tabutun açılmasını heyecanla bekliyordu. Önce mermer lahitin kapağı açıldı. Makaralar yardımıyla içinde kurşun sandukanın bulunduğu tahta tabut yukarı çıkarıldı. Atanın 15 yıl sonra yüzünü gören ilk kişi Profesör Doktor Kamile Şevki Mutlu oldu. Yüzünü örten ıslak pamuk kitlesi kaldırılınca atanın heykel gibi duran yüzüyle karşılaştım. Uzun sarı saçlarından ince bir tutam sol göz kapağının üzerine düşmüştü. Atatürk Dolmabahçe Sarayı'ndaki yatağında uyuyor gibiydi. Sonra komite üyeleri tetkik etti naaşı. Devlet erkanından ilk olarak Başbakan Adnan Menderes geldi katafalk başına. Salondaki herkes Atatürk'ü tek tek gördükten sonra naaş yeni tabuta yerleştirildi,
Türk bayrağına sarıldı. Dışarıda mahşeri bir kalabalık onu ebedi istirahatgahına götürmek için bekliyordu. Mustafa Kemal Atatürk'ün naaşı Etnografya Müzesi'nden alındı. Ardından da kurduğu cumhuriyetin başkentinin sokaklarından, caddelerinden geçirilerek buraya ebedi istirahatgahına getirildi. Mustafa Kemal Atatürk için 10 Kasım 1938'de hissedilen hüzün ve saygıyla son tören burada yapıldı. Opera, Ulus, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Gar ve Tandoğan Meydanı güzergahını takip eden kortej, Aslanlı yolun başına geldiğinde Atatürk'ün naaşı top arabasından alındı ve Mehmetçiğin omuzlarına emanet edildi. Silah arkadaşlarının omuzlarında taşındı başkomutan. Ardından da mozole önündeki katafalka konuldu. Törendeki tek konuşmacı Cumhurbaşkanı Celal Bayar'dı. Konuşmanın sonunda Atatürk'e seslendi. Şimdi seni kurtardığın vatanın her köşesinden gönderilen mukaddes topraklara veriyoruz. Bil ki hakiki yerin daima inandığın ve bağlandığın Türk milletinin minnet dolu sinesidir. Hüzünlü törenin ardından defin işlemine geçildi. Önce Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün naaşındaki tahnit çözüldü. Sonrasında ise İslami kurallara göre kefenlendi. Ardından da vatan toprağıyla hazırlanan mezara indirildi. Önce Cumhurbaşkanı Celal Bayar, ardından sırasıyla Meclis Başkanı Refik Koraltan, İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ve Başbakan Adnan Menderes mezara toprak attı. Atatürk, uğruna yaşamını adadığı vatanının 105 farklı noktasından getirilerek harmanlanan toprağa emanet edildi. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünden 15 yıl önce 1923 yılında "Elbet bir gün öleceğim, beni Çankaya'ya gömer, hatıramı yaşatırsınız. Beni milletim nereye isterse oraya gömsün. Fakat benim hatıralarımın yaşayacağı yer Çankaya olacaktır" ifadeleri kayda geçmişti. İşte bu sözler Atatürk için anıt mezar yapımına karar verilen 6 Aralık 1938 tarihinde yol gösterici oldu. Bilim insanlarının yer aldığı komisyon önce Anıtkabir'in nereye yapılacağına karar vermeye çalıştı. Hem jeolojik yapısı hem de Ankara'nın her yerinden görülmesi nedeniyle Rasattepe'de karar kılındı. Dünyanın pek çok ülkesinden başvurunun yapıldığı yarışmada 3 proje ödüle layık görüldü. O projelerden biri iki Türk mimarın Emin Onat'la Orhan Arda'nın imzasını taşıyordu. 7 Mayıs 1942'de Türk mimarların projesinin uygulanmasına karar verildi. 9 Ekim 1944'te başlayan inşaat 4 aşamada ve 9 yılda bitirildi. Herkesin resmi törenlerde, bayramlarda devlet protokolünün yürüdüğü yer olarak bildiği bu alan Aslanlı Yol. 262 metre uzunluğunda ve Anıtkabir'deki hemen her ayrıntı gibi aslında buraya ismini veren aslan heykelleri de birer sembol. Orta Asya'dan göçen 24 Oğuz boyunu sembolize ediyorlar. Aslan figürlerinin çift olması milletin birlik ve bütünlüğünü vurgularken aslanların yatar pozisyonda olması ise bu büyük gücün barışseverliğini anlatıyor. Ziyaretçilerin de kabrin manevi atmosferine ayak uydurmaya yönlendirildiği Aslanlı Yol'da taşlar atanın huzuruna çıkanların başlarının öne eğik olması için 5 santimlik çim boşluğu bırakılarak döşenmiş. Aslanlı Yol 15 bin kişi kapasiteli tören meydanına çıkıyor. Tören meydanının zemininde 373 kilim ve halı desen motifi yer alıyor. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi huzuruna çıkmak içinse hemen arkadaki bu 42 basamağa tırmanmak gerekiyor. O basamakların tam ortasında ise "Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir" yazılı hitabet kürsüsü yer alıyor. Ve
Ve mozole bu özel mekanın en heybetli bölümü. 72'ye 52 metre genişliğinde, 17 metre yüksekliğinde 14 kolun hatla çevrili mozole cephesinde solda Atatürk'ün Türk gençliğine hitabı, sağda ise Cumhuriyet'in kuruluşunun 10. yıl dönümünde söylediği nutku yer alıyor. Atanın manevi huzuruna bronz kapılardan geçilerek giriliyor. Burası Şeref Holü. Şeref Holü'nün girişinde bir yanda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 1938'de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne son mesajı, diğer tarafta ise 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün Atatürk'ün ölümünden sonra yayınladığı taziye mesajı yer alıyor. Girişin hemen karşısında büyük pencerenin önünde ise Atatürk'ün sembolik lahdi var. Lahit taşı tek parça kırmızı mermer ve 40 ton ağırlığında. O lahdin 7 metre altında ise Atatürk sonsuz uykusunu vatan toprağında uyuyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün vatan toprağına emanet edildiği mezar odası, Anıtkabir'in en özel bölümlerinden biri. Atatürk'ün altında yattığı kırmızı sandukanın çevresinde bütün illerden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gönderilen toprakların bulunduğu pirinç vazolar yer alıyor. 10 Kasım 1953'ten bu yana Anıtkabir milyonlarca ziyaretçiyi ağırlıyor. Cumhuriyet'in kurulduğu yıllara tanıklık eden nesil artık yavaş yavaş azalsa da onların mirasçıları sadece özel günlerde değil, hemen her gün Anıtkabir'i ziyaret ederek Cumhuriyet emin eller diyor.